Merhaba arkadaşlar, herkes hoş geldi. Geçen hafta yapamadığımız webinarımızı bu hafta başarıyla yapıyoruz. Tekrar özür diliyoruz arkadaşlardan. Biliyorsunuz her hafta yapmaya çalışıyoruz. Çok değerli İK liderlerini alıyoruz, beraber sohbet ediyoruz. Onlarla neler yapıyorlar, ne uygulamalar yapıyorlar, onları öğrenmeye çalışıyoruz hep beraber. Bu hafta çok çok güzel bir proje yapacağız. Çok eskiden beri, çok başarılı, uzun zamandır yapılan ve ödüllü bir projeden bahsedeceğiz. Bugün Başak Hanım var yanımızda. Aslında Doktor Başak Hanım diyeceğiz, değil mi? Doktora yeni tamamlandı. Tam girmeden önce onu kutluyorduk. Ve de Mehmet var Tatlıyalık'tan. O da bizim iş ortağımız. Beraber çok güzel projeler yaptığımız, Genç Yetenek MT projelerinde beraber çalıştığımız çok değerli bir arkadaşımız var. Onlarla sohbet edeceğiz. Ben girişi çok uzatmayayım. PEP programından bahsedeceğiz. Şey diyeyim ve PEP programı nedir? Nereden geldi, ne amaçladınız, ne zaman kuruldu deyip sözü hemen Başak Hanım'a devredeyim. Teşekkürler Batay. Tekrar merhaba herkese. Kusura bakmayın geçen hafta teknik sebeplerle karşılaştık gerçekten ama çözdük geçtiğimiz süreçte. Herkese merhaba tekrar. Evet ben 2004 yılından beri üniversitedeyim. 2004 yılında PEP'tim. O yüzden benim için bu hikayeyi anlatıyor olmak çok çok güzel ve çok keyifli her seferinde. PEP nedir? PEP biz Professional Experience Program diyoruz. 2002 yılında başlamıştık. O zamandan bugüne kadar da çok başarılı şekilde yürüttüğümüz bir yetenek kazanım programımız aslında. Ne yapıyoruz? Üniversitelerin 4 yıllık üniversitelerin son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisansta okuyan öğrencilere hitap ediyoruz. Ve onlara aslında henüz daha öğrenciyken okulları bitmeden iş hayatını deneyimleme imkanı sunuyoruz. Burada beklentimiz haftanın 2 günü minimum bizimle gelip şirkette beraber çalışıyor olmaları. Biz onlara çalışanlarımız gibi konumlayıp onlara bayağı projeler veriyoruz. O yüzden bizimle beraber kadrolu çalışanmış gibi çalışmalarını bekliyoruz. Program 11 ay sürüyor. 11 ayın sonunda da aslında hedefimiz aramıza katacağımız potansiyel arkadaşlara yönelik hayatlarının son senesinde aslında, gerçi öğrenim hayatlarının son senesinde onları daha yakından hem tanımak hem iş hayatına onları hazırlıyor olmak. Mezuniyetleri sonrasında da gerçekten hem bizimle çalışmak isteyen hem bizim de beğendiğimiz arkadaşlarımızla yolumuza devam etmek. Yeni mezun ihtiyaçlarımızın büyük bölümünü PEP'ten karşılıyoruz aslında, PEP programından. Çünkü onlar hem şirketimizi, kültürümüzü tanımış oluyorlar, hem iş olanaklarını yakından görme fırsatı sahip oluyorlar. Dolayısıyla mezuniyet aşamasına geldiklerinde de bizi tanıyan, kariyerlerinin başında da ben evet bu departmanda çalışmak istiyorum diyen arkadaşlarla da yollarımızı kesiştiriyoruz. Dediğim gibi ben 2004'te satış departmanında hep stajyeriydim. Bugüne geçerdeyim. Şirketin böyle farklı imkanları da oluyor. O yüzden bence keyifle yürüttüğümüz bir program diyebilirim hep programı. Satışta başlayıp HR'e geçmek çok güzel olmuş. Aslında hem önünü gördüğünüz hem de müthiş bir stratejik bakış açınız vardır eminim. Hani ilk Yani gördüğünüz evet, anlamak hep açısından. beraber bütün departmanları tanımış oluyorsunuz. Çünkü farklı departmanlarda proje yapma imkanınız da oluyor. Ben o zaman satıştayken de pazarlamayla ve bayi geliştirmeye çok iç içeydim. Zaten satıştan sonra bayi geliştirmeye, oradan da pazarlamaya geçtim. Orada bir geldim. Dolayısıyla PEP de bu bana bu bakış açısını verdi diyebilirim. O anlamda da çok keyifli bir deneyim. Benim birçok PEP arkadaşım da bugün şirkette farklı seviyelerde. Onların da birçok departmanı dolaştıklarını görmek bizi HR anlamında da insan kaynaklarında çok memnun ediyor. Tabii. Zaten research yani bütün araştırmalarda şeyi gösteriyor. Özellikle stajını aynı şirkette yapmış kişilerin kariyerleri daha Şahay koptu Evet, sanırım. Şahay burada teknik bir sıkıntı oldu. Devam edebiliriz. Aynen. Burada benim anladığım Başak istikrar çok kritik bir konu. Çünkü biz Evet. yani TAP 100 programında bu yetenek programlarını derlediğimiz ve aslında bir anlamda yeteneklere rate ettirdiğimiz programda bunu gördük. Yani kaçıncı yılıydı Pep'in bu arada? 2002 yılında başladık. Yani çok uzun yıllardır devam ediyoruz. Süper. Güzel. Kusura bakmayın, arada koptum ben de tam şeyi söylüyordum. Staj programlarında başlayan şeyler, çalışanlar gerçekten kariyerlerine çok daha ilerleyebiliyorlar. Yani müthiş bir fırsat oluyor herkes için. Evet.
biraz isterseniz şeyi konuşalım. Programı nasıl tasarladınız? Hani program hangi adımlardan oluşuyor? Hani aday olarak başlıyorlar. Top Talent'ın sayfalarında bir macera başlıyor onlar için. Oradaki tasarımı biraz anlatabilirseniz. Tabii. Biz tabii 2018 yılından beri PeopleEye'da çalışıyoruz. Bizim başvurularımızı aldığımız bir platformumuz var PeopleEye üzerinde. Şirket bilgilerimiz de orada yer alıyor. Adayların başvuracakları pozisyonları daha detaylı görmeleri için orada bir takım bilgilere de yer verdik. Ayrıca eski peplerimizin videoları var, sosyal medya hesaplarımızın, kanallarımızın olduğu bir platform da aynı zamanda bizim için. Dolayısıyla kullanıcılara yani adaylara bu program hakkında ön bilgi sağlayan bir platforma ulaştırmış olduk. Dediğim gibi PeopleEye ile beraber hem başvuru hem de seçim aşamalarını staj süreçlerimizin tamamını da kullanıyoruz. Bu anlamda aslında yapı tamamen dijitalleşti diyebilirim. Bu bize çok katkı sağladı. Gelişim anlamında PEP'lere programda neler sunuyoruz? Tersine mentorluk programımız var. Biz bütün PEP adaylı, PEP stajyerlerimizi, başarıyla programına gelmiş olan arkadaşlarımızı, yöneticilerimizle yeni teknoloji trendleri, dijitalleşmeyi, sosyal medyayı konuşabileceği oturumlarda buluşturuyoruz. Onlara PEP'lerin yöneticilere mentorluk yapmasını sağlıyoruz. Bu hem PEP arkadaşlarımızın kariyer hayatlarında onlara ilham veriyor. Neyi hedefleyeceklerine dair resmi netleştirmelerini sağlıyor. Hem de yöneticilerimizin onlarla birebir tanışmasını, çünkü onlar bizim yeteneklerimiz, onları daha yakından tanımalarını sağlıyor. Biz bütün süreçte, yani bu demin bahsettiğim 11 aylık süreçte PEP'lerimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. İnsan kaynağı iş ortakları arkadaşlarımız onlarla performans görüşmeleri yapıyorlar. Departmanından memnunlar mı, değiller mi? Onlarla bunu görüşüp departmanlarıyla da PEP'lerin performansını görüşüyorlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Bu görüşmelerin içerisinde PEP arkadaşlarla, yine insan kaynağı iş ortakları arkadaşlarımız adayların yönlenecekleri alanları ve bölümleri de netleştirme fırsatı sunuyor. Çünkü karşılıklı herkes birbirini tanımış oluyor. Ve PEP'ler de hangi departmana yönelmek istediklerine dair daha net bir resimle yolculuğu tamamlıyorlar. Aramıza katıldıklarında ilk olarak bölümlerle, yine iş ortaklarıyla beraber bir meetup adını verdiğimiz bir etkinliğimiz var. Orada hem birbirlerini tanıyorlar, insan kaynaklarındaki arkadaşlarla PEP'ler. Mülakattan bir tanışıklıkları var ama toplu bir tanışma da sağlamış oluyoruz. Ve bundan yaklaşık bir ay sonra da gene MBT 101 adını verdiğimiz bir onboarding programına dahil oluyorlar. Burada hem PEP'lerimiz ürünlerimizi daha yakından tanıyor, servislerimizi daha yakından tanıyor. Biz tabii çok farklı ürünler, çok farklı servisler sunan bir firmayız. Fabrikalarımız var, kamyon ve otobüs fabrikaları. Tüm bunlara dair bilgilerini aslında genişletiyorlar. Sonra da biz yine yatırım anlamında PEP arkadaşlarımıza hem sosyal hem teknik becerilerini geliştirebilecekleri eğitimler düzenliyoruz. Tabii final dönemleri oluyor, sınav dönemleri oluyor. Oralarda biraz daha esnek davranıyoruz, onları rahat bırakıyoruz ama sonrasında PEP Up adını verdiğimiz bir etkinliğimiz var bu sefer. PEP Up'la da beraber final sonrasında arkadaşlarımızı yine enerjik bir şekilde karşılayıp çalışmalara dahil ediyoruz. PEP Up'ta da yine şirket dışı bir ortamda konusunda ilham veren konuşmacılarla onları bir araya getiriyoruz. Beraber hem fikir alışverişinde bulunmaları hem de hayallerin peşinden gitmeleri konusunda onları destekliyoruz. Bu PEP Up dışında bir de PEP etkinliğimiz var. PEP'le PEP bir araya geliyor. Bütün PEP arkadaşlar tüm farklı departmanlardalar, farklı okullardalar. Onların bir yere gelmesi, kendi aralarında network geliştirmeleri bizim için kıymetli. O yüzden de onlarla bir de böyle bir keyifli gün geçiriyoruz. Bu tabii anlattığım sürekli yolculuk çok zor, çok emek istenen bir yolculuk. Hem PEP'ler buna çok vakit ayırıyor, hem de özellikle ekip içerisindeki arkadaşlarımız, ben buradan ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Her biri, her bir milestone için çok büyük emek harcıyor. Planlamasından tutun da yapılandırılmış bir akış olması için çok büyük emek var arkada. O yüzden arkadaşlarımın da burada emeği çok kıymetli. Karşılıklı bol emek verdiğimiz çok kıymetli bir proje PEP bizim için o anlamda. Genç yetenekleri aslında sadece bulmak iş değil tabii. Bulduktan sonra işte böyle bir programdan getirip şirkete, markaya çok güzel adapte ediyorsunuz. Anladım. Yani şey gibi dinlerken şey hissettim. Stajyer olup da tekrar mı başlasak? Ben ilk stajımı bir Amerika'da yapmıştım. İlk stajımı çok yüksek güvenlikli bir şeydeydim. Aviyonik şirketindeydim. Bazı yerlere sadece askerlerin girebildiği. Tabii bir Türk olarak ben oralara girip çıktım. Böyle saçma sapan şeyler yaptım. Hiç oryantasyon ya da onboarding vermedikleri için bizi saldılar ortalığa. Ben de bayağı hata yapmıştım yani. Şimdi hatırladım da. 1994
96 falan yani. Şeyde. Şimdi programı dijital bir şeyle başlatıyorsunuz aslında herhalde. Kampanyayla başlıyor. Belki Mehmet'e orayı sormak iyi olabilir. Hani en başına dönecek olursak bugün PEP gibi programlarda, tabii çok yerleşik bir program. Dediğiniz gibi 2002'den beri ama yine de herhalde şey ihtiyacı oluyordur. Duyurmak, bunu iyi yaymak, ne yaptığınızı iyi anlatmak falan gibi. Burada belki birkaç best practice söyleyebilir Mehmet. Hani siz de belki mikrositede bahsettiniz. En iyi işe yarayan tool'lar nelerdi hani bu süreçte? Mehmet'ten başlayabilirsek birazcık neler oluyor? Hani? Yani önce bir program sayfası hazırlıyoruz. Çok şık. Yani program ne vaat ediyor, kimlerle neyi içeriyor. Sonrasında bunun iletişimini çok detaylı aslında şey yapıyoruz, planlıyoruz. Yani sosyal medyada neler paylaşacak, kulüplere neler gidecek, üniversiteler, dijitalde alternatif mecralarda nasıl gösteririz. Yani bu iki kısım programın aslında başarısı için de kritik. Yani iletişimi ne vaat ettiği ve iletişimin doğru kitleye doğru şekilde aktarılmasında biz baştan sona bütün süreci aslında yönetiyoruz Taptanet'e olarak. Biraz da bu iletişim araçlarını aslında iyi kullanıyor olmak her geçen gün hani pazarlamayla iç içe giriyor ve kritik hale geliyor. Dolayısıyla biz burada bütün süreci baştan sona iletişimini aslında yönetip doğru yeteneklere doğru şekilde anlatmayı her daim hani projenin ilk adım olarak zaten şey yapıyoruz. Ön koşul olarak koyuyoruz bütün projelerde. Hangi metot en iyi sence Mehmet burada? Şey tarafta dijital mi yaklaşmak şu anda yoksa işte kulüpler vasıtasıyla mı gitmek ya da her ikisini aynı anda mı yapmak? Ne derdin? Yani şu anda tabii dijital mecburen ağırlıklı. Yani orada bizim hani en kritik şey Taptanet olarak bir database'imizin olması. Evet. Yüz binlerce yeteneğe biz erişebiliyoruz teyanında. Bunların kim olduklarını biliyoruz. Evet, böyle çok detaylı bir aslında her birinin envanterinin olması. Bizdeki kritik konu o. Bir taraftan da bu network'ü aslında her geçen gün nasıl genişleteceğimize çalışıyoruz. İşte yani yetenekli insan dediğimiz insan nereden çıkacağı çok da belli olmayabiliyor. Yani biz onu üniversiteden mezun olduğunda yakalayamadıysak işte Isaac'le işbirliğimiz var, yeni bir liderle işbirliğimiz var. Farklı organizasyonda da evet çıkabiliyor bu karşısına. Çünkü yani günümüz dünyasında aslında mecraların biliyorsun herkes aynı zamanda bir mecra, bir çeşitlik var. Ve böyle geniş ve fragmented bir şeye ulaşmak aslında kitleye ulaşmak bütün işin bir çabayı gerektiriyor. Doğru. Sadece bir kanalda ben programı yaptım, Facebook'ta, LinkedIn'de paylaştım dediğinizde yani onu sadece etrafımızdaki insanlar görüyor. Öyle bir felsefe var mesela bu. İşte ona bütçe ayırıp gerçekten dört başı mağmur bir iletişim planıyla ilerlemek gerekiyor. Hali hazırda işte mevcutta evet LinkedIn'de, Facebook'ta, işte Twitter'da, sosyal mecralarda şirket kendi kanallarından duyuruyor olabilir ama bunun yanında alternatif mecraları da mutlaka oyuna dahil etmeli. Sahası da bunun bir şey. Şu anda pandemi nedeniyle belki aktif kullanamıyoruz ama sahası da bunun kritik günün sonunda. Böyle aslında dört koldan iletişimini güçlendirmek, yeteneğe erişmek, o işveren markası panelinde işte concentration'ı arttırmak, isteği arttırmak hepsi paralelde geliyor. Dolayısıyla bu işi aslında içeride şimdi Başak'ın anlattığı süreçte çok ciddi bir emek var. Dizayn ederken içeride çok hani ekip anlamında, dükkan anlamında, zaman anlamında her türlü kaynak kullanılmış. Şimdi bu kadar güzel şeyi yapıp da duyurusunu cılız yaptığımızda proje öyle dönüyor. Dolayısıyla onu en başından böyle çok güçlü şekilde, adına yakışır şekilde iletişime taşımak çok kritik bizim tarafta. Süper, süper. Aynı şeyi Başak Hanım'a soralım. Hani mikrositede ya da bu şeylerde en çok ne gidiyor? Sanırım yani videolar mı, ne dersiniz, okumalar mı, işte şey mi? Sahneden önce de, bağlanmadan önce de konuşmuştuk. Evet. Nesil gençleştikçe okuma isteği, okumaya ayrılan zaman azalıyor. Daha çok video ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla tabii ki video içerikler çok daha fazla tüketilen içerikler olmaya başladı. Ama tabii burada Peopleize'ın katkısı bize özellikle dijitalleşme anlamında oluyor. Yani dijital bir platforma taşıdığınızda konuyu operasyonları iyileştirmek için çok daha fazla zaman kalıyor bize. 2018 yılında bu zamanla beraber biz tüm aşamalarımızı online'a geçirdiğimizde ciddi bir efordan kurtulduk. Bu hem tabii zaman dışında daha çok
noktada da değerlendirme imkanı sağladı bize. Belki hani eskisinde çok daha az dijital tool kullanıyorken daha çok vakit harcadığımız aday değerlendirme konusunda PeopleWise'la beraber çok daha fazla daha az zaman ayırmaya başladık. Tabii Top Talent'ın da olması bu dijital kanalları kullanarak bize daha çok öğrenciye ulaşma imkanı sağladı. Yani size söyleyebilirim, binlerce başvuru geliyor, binlerce. Yani biz her gün artıyor sayıda, nasıl olabilir de inanamayıp böyle tekrar check etme ihtiyacı hissediyoruz. O yüzden binlerce kişiye bu kadar kolay ulaşabiliyor olmak tabii ki PeopleWise ve Top Talent olmasa olmazdı. Hem hiring program hakkında detaylı bilgiyi karşı tarafa aktarıyor olmak bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Tabii hem başvuru toplama konusunda hem de bir bu kadar emek de seçme ve değerlendirmeye ayırıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu süreçler dijitalleşmiş olmak bize çok pratiklik sağladı. Biz de böylece o benim bahsettiğim yolculukta çok daha katma değerli programlar yaratıyor olduk. Evet. Hemen bir sorumuz geldi Başak Hanım. Başarılı olan kişileri tersine mentorluk sürecine dahil ettiğinizi iletmişsiniz diye oradan okuyabiliriz. Gönüllülük esas olduğu için mentorlukta bu kişiler zorunlu mu kılıyorsunuz yoksa mentorluğu anlatıp gönüllü mü dahil olmalarını istiyorsunuz? Çok güzel bir soru. Gönüllülük olmazsa olmaz. Yani mentorluk gibi bir konuda gönüllü olmadan proje yürümüyor. Yani buradan mesela diğer firmada dahildeki arkadaşlarıma da söyleyeyim. Bir tip mentorluk programı tasarlayacaksanız tersine veya fark etmez. Her türlü mentorluk programında gönüllü olması esas bence. Biz de hep arkadaşlarımızın gönüllü olarak katılmalarını arzu ediyoruz. O yüzden duyuru çıktığımızda katılmak isterlerse katılabilecekler bir metnimiz var. Onlar bize başvuru yapıyorlar. Sonra da ilgili yöneticilerle PEP arkadaşlarımızı eşleştiriyoruz aslında. İki taraf için de gönüllü. Yani yöneticinin de bunu gönüllü istiyor olması lazım. PEP'lerin de bunu gönüllü gerçekleştiriyor olması lazım. Evet. Çok güzel bir soru. Hani gerçekten gönüllüler var. Bir de hani zorlu gönüllüler var. Herhalde bunu seçmek de önemli. Oradaki şeylerde sanırım soru da biraz ondan. Önümüzdeki dönem PEP başvurularınız olacak mı diyor. Yani zamanlaması nasıl oluyor Başak Hanım genelde sürecin? Biz genelde sene başında veya Aralık ayında en geç başlıyoruz. Ve Mart ayı gibi de süreci sonuçlandırmaya çalışıyoruz ki başvuruyu kapatmaya çalışıyoruz. En azından ki bize sonrasında değerlendirme ve eşleştirme anlamında zaman kalsın diye. Uzun bir sürecimiz var. Başvuru süreci var, sınavlarımız var, değerlendirmeler var, mülakatlar var. O yüzden hani genelde Mart gibi kapanmış oluyor en geç. Sonrasında biz kendi içimizde değerlendirme aşamalarına geçiyoruz. Assessment Center'ımız var. Assessment Center'ı organize ediyoruz vesaire gibi işlerimiz var çünkü ki bu Haziran ayına kadar da netleşmiş ve başlamış olsunlar. Bu sene tabii pandemiyle biraz süreç kaydı. Arkadaşlarımızı Temmuz ayında başlatamadık. Her sene biz en geç Temmuz'da PEP'lerimizi yaz ayında 2 ay tam zamanlı başlatıp Eylül'de de part time'a geçirirdik. Bu sene pandemiyle beraber bu çok mümkün olmadı. Ama dediğim gibi yine önümüzdeki dönemde de başvuruları açtığımızda ben Aralık gibi kontrol etmelerini tavsiye ederim. Bazen Aralık bazen Ocak olabilir zamanlamaya göre. Oralarda başlayıp Mart'ta bitirmiş oluyoruz. Süper. Yani bu dönemde gerçekten iyi firmalar gerçekten devam ediyorlar projeleri. O beni çok mutlu ediyor. Bir ara korkmuştum hani özellikle staj programlarını durdurmamak lazım bence. Türkiye biliyorsunuz çok genç bir nesil. Yani iş imkanı veremiyor bile olsak gençlerimize stajla iş dünyasına adım attırmak çok kritik. Hani buralarda her türlü çabanızla hani destek olmayı çok isteriz. Her türlü hani bizden de ekipten de ne isterseniz Başak Hanım bunlar çok önemli. Gerçekten çok özür dilerim. Çünkü staj yapmayla işe başlama arasındaki korelasyon da çok güçlü. Yani %60'larda. Dolayısıyla istihdam anlamında da o staj çok değerli aslında. Biz de o anlamda her türlü desteği vermeye hazırız tabii ki. Evet, bu seneki arkadaşlarımız ne yazık ki biraz şanssızlar. Şirketlerde, ofislerde çok birebir çalışma imkanı zaman anlamında çok uzun bir zamana yayılmış bir imkan bulamıyor olacağız hep birlikte. Bulamadık bu döneme kadar ve biraz daha bu devam edebilir. Ama biz en azından PEP olarak arkadaşlarımızı görevlendirememiş olsak da mesela bu programda pek çok adaya dokunduk yine ve ulaştık. Ve seçimlerimizi yapmıştık. O yüzden arkadaşlarımıza dedik ki hani seni evet bir departmana yerleştiremedik ama biz seninle online buluşmalarda devam edeceğiz. Yine mentorluk uygulamasını, vaka çalışmalarını, farklı etkinlikleri bir yıl boyunca sunuyor olacağız. Dolayısıyla şu an orada bir havuzumuz var ve o arkadaşlarla biz bir yıl boyunca hala iletişim halinde olacağız. Görüşmek üzere olacaksınız.
Başvurular üçüncü sınıfta yapılıp dörtte mi dahil oluyorlar diye soruyorum. Evet. Üçten dörde geçen arkadaşlarımız başvurabiliyor. Ya yüksek lisans arkadaşlarımız başvurabiliyor. Çünkü dediğim gibi öğrenim hayatlarının son senesinde tip bir deneyime sahip olmaları hem onların bizi daha yakın tanıması için hem de bizim onları hemen mezuniyetlerinde işe alıyor olmamız için iki taraf için de faydalı gelişiyor. Süper. Ben biraz da şeyden bahsedeyim istiyorum. Burada programı tasarladığınızda tabii eskiden beri gelen köklü program ama en kritik KPI'larınız, başarı ölçütleriniz neler Başak Hanım? Hani geriye dönüp baktığınızda neleri ölçüp bu sene iyi yaptık, işte seneden daha iyi yaptık diyorsunuz. Hani proje tasarlamak isteyen, staj programını iyileştirmek isteyen arkadaşlar için neler önerirsiniz öyle ölçümleme açısından? Tabii birinci KPI işe alım. Böyle bir programın işe alımda şirkete ciddi katkı sağlıyor olması lazım ki sürdürülebilir olsun. Diğer KPI'de sürdürülebilirlik çünkü. Dolayısıyla işe alım ve sürdürülebilirlik bizim en önemli KPI'lerimiz diyebilirim. Biz program süresince deneyimi de çok önemsiyoruz. Yani hem çalışan deneyimi, yani hem PEP arkadaşlarının bulunduğu departmandaki çalışanların PEP programıyla ilgili deneyimleri, hem de PEP arkadaşlarımızın kendi deneyimleri bizim için çok kıymetli. Her iki tarafında memnuniyetini ölçmeye, sürekli ölçmeye çalışıyoruz ve sürekli feedback alıp onları önceliklendirip bazen bütçe gerektiriyor çünkü bütçe çerçevesinde yapabildiklerimizi hayata geçiriyoruz. Program sürekli kendi içinde yenileniyor aslında. Hani 2002 yılında başlayan PEP programıyla bugün devam eden program kesinlikle aynı program değil örneğin. Her sene çok farklı modüller eklenebiliyor içerisinde. İşte bu sene biraz daha dijitalleştik gibi. Çok uzun bir dönemde olduğu için genç arkadaşlardaki yenilenme ve tekrar yeni bir program olarak hayata geçmeyi önemsiyoruz. Bizim diğer bir KPI'miz aslında algı. Özellikle bu yetenek havuzundaki genç arkadaşların algısı bizim için çok önemli. Bunların ölçüldüğü araştırmalarda ne durumdayız diye sürekli kendimize bakıyoruz. Bizim Mercedes-Benz Türk olarak bir ulaşılmazlık, bir soğukluk, bir yavaş işleyen hantal firma algımız vardı yıllarca. Bunu yavaş yavaş programıyla yıkmaya başladığımızı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bizim içimize gelip bizimle çalışırsanız bizim çok da uzak, soğuk, hantal olmadığımızı deneyimleyebiliyor arkadaşlar. Bu anlamda da bize çok büyük katkıları oldu. Tabii ki hedef kitlemizin dışında bu arkadaşlar, yani PEP arkadaşlar dışarıda da bize anlattılar. Biz de işe girememiş olsalar bile bize anlattılar. Dolayısıyla genç profesyoneller anlamında da bize algı anlamında katkı sağladığını söyleyebilirim. Bunun bir takım çıktıları oluyor. Mesela 2008 yılında o dönemde pek çok şirket tarafından da benchmark olarak görülen yeni bir iş ödülleri vardı. Orada PEP programı özel projeler kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu bizim için güzel bir etki olmuştu. Yine aynı şekilde bu yıl, her yıl yapılıyor. Bu yılda biz en gözde şirketlerde otomotivde yine birinci olduk. Genel ortalamada da ikinci olduk. Bu da bize PEP programının da katkısı olduğunu söyleyebileceğim bir yer. Veya gene Club Youth Talent programda biliyorsunuz Türkiye'nin en beğenilen yetenek programlarının yarıştığı platformda da bu yıl gene 28 bin üzerindeki öğrencinin oyuyla birinci seçildi. 28 bin mi dediniz? Ha, süper. Benim öğrenci oyluyor programı. Dolayısıyla biz orada da birinci olduk. Bunların hepsi bizim için evet doğru gidiyoruz, devam edelim konusunda mesajlar sağlıyor. Süper, harika. Yani KPI olarak aslında işe alım verimliliğini ve aday şeyini, kalitesini koyabiliriz değil mi dediklerinizden şey özetlemek gerekirse. Markaya katkı, markaya algı adaylar arasında ve adayların birazcık da şey diyebilir miyiz? Hani bu süreçten biraz hani word of mouth dediğimiz sizin markaya geri şeyinizi de büyütmesi. Her adayla beraber projenin sağlamlaşması aslında. Bir soru daha geldi. Almanca şart mıdır diyorlar. Böyle bir algı yok. Ben yani şirkette çok fazla Almanca bilmeyen yönetici var. Ben bunu çok duyuyorum gittiğim yerlerde. Ne olur yani. Evet, Almanca biliyor olmayı gerektiren bölümler var. Yani çok teknik bir departmanda Almanya'da konuştuğunuz departman İngilizceyi çok iyi bilmiyorsa Almanca konuşan insanlarla çalışmak durumunda kalacaksanız karşı tarafta. Evet, Almanca bilen bir masaya oturmanız gerekebilir ama şirketin çoğu departmanında Almanca gerektirmiyor. Şirketin dili de İngilizce. Yani Daimler AG'nin dili İngilizce. O yüzden tüm dünyada İngilizce konuşuluyor ve İngilizce mailleşmeler oluyor. O yüzden Almanca şart değil. Lütfen böyle kendinize engeller koymayın. Daimler'ın altında da Chrysler var, işte başka markalar var, birçok marka var. Şeyde. Genel bir sorun bu arada şeyle, yani şirketin aslında tüketici tarafındaki yüzüyle
iç tarafındaki yüzünü böyle, yani işte Mercedes, Alman, işte büyük, işte Michael geçmiş hani soğukluk vesaire, o şirketin o markanın duruşuyla içerinin aslında bir tık hani farkı olması. Burada bir challenge oluyor aslında insan kaynakları profesyonelleri için. Evet. Global bir bankadaki İK yöneticisi arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Tam olarak benzer sorunu konuştuk. Yani çok büyük ve global oldukları için prestijli algılanıyorlar. Diğer taraftan ekip çok can ayaklı, harika bir ortam var içeride, samimi bir kültür. Dolayısıyla bunu da yine aslında bu başta söylediğimiz iletişim tarafındaki efor aşabiliriz yine aynı şekilde. Daha çok şey deneyimleterek, daha çok şey göstererek, anlatarak aşabiliriz. O anlamda da iletişimi doğru yapmak gerekiyor. Aynen. Şey sorayım, yani yine insan kaynakları arkadaşları var aramızda, şey projelerini tasarlıyorlar, yapıyorlar. Hani nerelerde en çok zorlanılıyor bu tarz projelerde? Hani PEP'i şey gibi düşünürsek, bütün bir program gibi düşünürsek, hani sadece işe alım kısmını değil de, sizce en zorlu yerleri nereler, nerelere iyi hazırlanmak gerekiyor? Yani şimdi demin çok uzun bir yolculuktan bahsettim. Böyle bir yolculuk hem bütçe gerektiriyor, hem bunun için çalışan bir insan kaynağı gerektiriyor. Bu da her seferinde kendinizi üst yönetime anlatıp her yıl yeni bütçe almanız demek. Bu da sürdürülebilirliğin en zor olması demek. Yani gerçekten bu tip projelerde bence sürdürülebilirlik en zorlayıcı bacak burada. 2002 yılından beri böyle bir projeyi sürdürmek de dolayısıyla bir başarı diyebilirim. Her süreçte tabii bunun adımları, zorlayıcı dönüm noktaları var ama bence buradaki en önemli nokta her zaman bu tip programı tasarlarken de, program hayata geçtiğinde de programın dokunduğu kişilere, dokunacağı kişilere gidip önden hem beklenti sormak, sonrasında da memnuniyet sormak. Bu hem onları dinlediğinizi gösterir, hem iyileştirmek için çaba sarf ettiğinizi gösterir. Bizim buradaki bu tutkumuz hiç bitmedi. Yani bizim zaten şirket olarak da her zaman bir iyileştirme tutkumuz var. Her zaman bir yenilik tutkumuz var. Bu anlamda da programı her sene iyileştirip geliştirerek sürdürülebilir olmasını sağlamak için çok emek harcadık. Dediğim gibi burada da biz şimdi her yıl gerçekten ihtiyaçlar ne? Bunu her tarafla, yani hem PEP'lerle hem departmanlarla hem program hakkında fikri olan herkesle konuşmaya çalışıyoruz. Ben dediğim gibi böyle tip programlar tasarlayan, hayata geçiren tüm kurumlardaki arkadaşlarıma da sürekli iyileştirmeyi, feedback almayı, sürdürülebilir olması açısından tavsiye ediyorum. Yani biraz da zor kısmı bu gibi geliyor değil mi size? Yani şey aldık ama sürekli bağlantıda kalmak, feedback almak, buradan kopmamak ve iyileştirmek. Süper. Aslında agile thinking de biraz bu. Yani yaptınız, içeriye aldınız, bir şeyler oldu. Geri öğren, iyileştir, geri öğren, iyileştir, tekrar bir şekilde ilerliyor. Böyle kabaca sayılar üzerinden konuşsak, ortalamada yılda kaç kişi oluyor, bugüne kadar kaç kişi geçti falan, bunların hesabını kolay yapabiliyor musunuz? Çok uzun süredir sürüyor çünkü herhalde proje. Biz 2002 yılından beri toplam 1500 PEP arkadaşı bu imkanı sağlamışız. Yani 1500 öğrenciye dokunmuşuz. Bu da aslında bir gurur çünkü bir taraftan da şey demek, bu kadar öğrenciye iş hayatını göstermişiz, deneyimletmişiz. Evet. Onun da demin bahsettiğim gene o güzel yolculukta deneyimlerine ve gelişimlerine katkı sağlamışız demek oluyor. Çünkü eğitimler de sunuyoruz. Excel eğitimi de var, mülakat teknikleri eğitimi de var örneğin. Bu tip gelişim fırsatları sunmuşuz anlamına geliyor. Ben bugün baktığımda mesela bizim şirkette, ben de PEP'tim söylediğim gibi, bizde grup manager seviyesinde başka PEP arkadaşlarım da var. Hatta direktör seviyesinde PEP'ler var. Dolayısıyla PEP programının bize yönetici yetiştirme anlamında da katkısı olduğunu söylemek mümkün bu anlamda. PEP arkadaşlarımızın, benim gibi şirkette kalan çoğu arkadaşımızın bağlılığının da daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bağlılık puanlarımız da oldukça iyi çıkıyor. 18 yıldır devam eden bir program ve aslında bizim demin işe alımdan bahsettik. Yeni mezun ihtiyaçlarımıza baktığımızda biz %60'ını PEP'ten karşılıyoruz. Çok fazla sorarlar ya işte bir sürü yeni mezun ne kadar aldınız? Acaba diyorum PEP sayısını mı söylesem diğerlerini? Çünkü gerçekten %60'ını yeni mezunların PEP'lerden karşılıyoruz. Bu da bize çok demin de söyledik, hem kültürü tanıyorlar, şirketi ve departmanları tanıyorlar. Bu anlamda bir fayda. Çünkü onboardingler de çok kolay arkadaşlarımızın. Yani zaten bildiği için birçok şeyi. Onboarding tarafında da zaman kazanıyoruz. %60 dediniz değil mi Başakcan Hanım? Evet, yeni mezunu işe alacağımız bir havuz oluştursak bugün, onun %60'ını PEP'ler oluşturuyor. PEP'ler oluşturuyor. Bu sene şey düşünüyor musunuz? MT gibi yeni mezun, yani staj programının dışında yeni işe alım şeyiniz var mı? 2020 sonuna kadar bir MT programımız yok şu anda.
Ama tabii ki 2021'ine gösterir. Şu anda onu bilemiyorum. Daha o planlamalar çok taslamadı. Tabii sonuçta çoğu firmada benzer bir durum var. Hani Covid sonrası çok şey askıya alındı. Hiçbirimiz tam ne olacağını bilmiyoruz. Yani tasarladığımız online programda 160 TEP arkadaşımız olacak. Onlar programlarına başlıyorlar ve onlar 11 ay bizimle olacaklar. Olacaklar. 160 dediniz değil mi? Oldukça evet, büyük. 160 arkadaşımızla online program yapıyoruz. Süper. Çok çok güzel yani bunları duymak. Arkadaşlara sorular geliyor. İşte şeyde mevcutta özellikle çok güzel bir soru sormuş. Mevcut koşullar altında hani bunu uzaktan nasıl yöneteceksiniz? Hani mesela assessment center kapsamında bir simülasyon mu yapacaksınız? Nasıl? Hani birazcık değişecek tabii COVID sonrası belki dizaynınız. Neler düşünüyorsunuz orada? Valla ben başlık olarak 16 Mart'tan beri evden çalışıyorum. Bizim genel müdürlük pazarlama satış fonksiyonlarımız yani üretimde fabrikada olması gerekmeyen arkadaşlarımızın çoğu evden çalışıyor Mart'tan beri. Mercedes-Benz Türk bunu çok erken başlattı. Biz zaten haftada 2 gün evden çalışabilen bir... Öyle miydiniz? Dolayısıyla istediğimiz evden çalışabiliyorduk zaten belli günler çerçevesinde ama bunu pandemiyle sürekli hale getirdik. O yüzden dijitalleşmiştik pek çok platformda. Pandemiyle beraber de bunu çok daha yüksek oranlarda yapabildiğimizi gördük. O yüzden PEP seçimlerimiz süresince de zaten dediğim gibi dijital platformdan yürüttüğümüz için seçim süreçlerini ve değerlendirmeleri zorlanmadık. Mülakatlarımızı da yapmamız gerektiğinde online olarak yaptık. Burada da zorlanmadık. O yüzden çok kolay ilerdi. Bu sene biz daha önce otelde bir assessment center yapardık. Yöneticilerle PEP'leri orada karşılaştırır, eşleşmeleri orada yapardık. Böyle yöneticilerin de bulunduğu büyük bir assessment'ı bu sene yapmadık. Ama tabii farklı değerlendirmelerle yine eşleştirebildik yapmamız gereken yerlerde. O yüzden dijitalleşerek bu sene bu süreci yürüttük diyebilirim bu sene daha fazla. Ya şimdi katılımcılar arasında var mı bilmiyorum ama bizim PeopleWise olarak destek verdiğimiz Ford, Denizbank ve Arçelik gibi bazı kurumlarda biz vakaları da online'a taşıdık. Yani belki bir sonraki adım başkanına da çalışabiliriz. Hani sonuçta bilmiyoruz bu nasıl değişecek, ne kadar hani bu Mart'ta başladınız, bu biz de aynı şekilde Mart'ta girdik, eve hala çıkamadık ve hani o ne kadar sürecek bilmiyoruz. O yüzden hani dijital biraz deneme yanılma işi. Hani siz de katılıyor musunuz bilmiyorum ama yani bazen iyi çalışıyor, bazen iyi çalışmıyor. Otomasyon da iyi çalışıyor ama human touch eksiliyor. İşte oraları iyi dengelemek gerekiyor. Şimdi chatbot üzerinden vaka çalışması yaptırıyoruz. Hani belki oralarda faydası olur ama assessment center'lar falan nasıl olacak göreceğiz. Hani şeyleri yapacağız. Öğrenci arkadaşlar şeyi sormuşlardı. Orada mikrofonu Mehmet'e bir çevireyim de. Hani bu tarz projelere hani öne çıkmak için hani mesela Mercedes'in gözüne girebilmek için o başvurularında falan nelere bakmaları lazım diye genel sana sorayım. Sonra da başkanıma sorayım. Siz en çok hangi alanlarda ilgileniyorsunuz? Hani ne olmalı o CV'de ya da işte başvuruda sizce? Ya bence benim gördüğüm en önemli eksiklik bir ilgi ve odak durumu. İşte biz mesela yetenekler bize kaydolurken en çok çalışmak istedikleri departman, istediğin departman diye bir soru var. Şimdi burada atıyorum. Finans, Ar-Ge ve insan kaynakları dediğinde kafam karışık demek oluyor. Ne olursa yaparım. Ne iş olursa yaparım. Şimdi oradan çok uzaklaşmak gerekiyor. Yani çünkü hayat kısa ve bilgi sonsuz. Yani herkesin her şeyi öğrenmek falan gibi bir lüksü hiç yok. Hani hatta herhangi bir alanda ben derinleşmelerini öneriyorum. Çünkü bu yine aldatıcı bir durum. Yani daha çok şeye odaklandığını düşündüğünde insan daha aslında avantajlı olacağını düşünüyor. Büyük bir yanılgı bu. Odaklandıkça aslında fırsat artıyor. Çünkü çok spesifik artık. Atıyorum bir otomotiv sektöründe otomotiv koltuğu tasarımcısı aranıyor. Yani mühendis değil, koltuk mühendisi değil, koltuğun tasarımcısının mühendisi gibi. Dolayısıyla bu spesifik ihtiyacı cevap verebilmek için herkesin ilgili gerçekten bir alana odaklı ve o alana sürekli çalışıyor olmasını ben öneriyorum. Bunu ne kadar önden keşfedebilirse biraz hani self-discovery burası. Ben şuna uygunum ve şunu seviyorum. Bu keşfi yaptıktan sonra da o alan neyse ona odaklı kalmalarını ben öneririm. Ve bunu öne çıkarmalarını, CV'de de öne çıkarmalarını. Süper. Çok güzel bir tavsiye. Hani yıllar önce ben de böyle bir tavsiye almıştım. Hani
genç arkadaşlar tabii herhalde şey psikolojisine giriyorlar. Hani daha çok alana gösterirsem oradan belki bir fırsat çıkması olabilir diye ama tam tersi çalışıyor. Buna başlıkım siz ne dersiniz? Pep özelinde siz en çok hangi şeyi arıyorsunuz, özellikleri? Yani şöyle tabii CV'lere baktığımızda ben şuna bakıyorum, ben de öyle bir öğrenciydim. Kendim gibi mi diye bakıyorum. Orada da şöyle mesela üniversite okumak hepimiz biliyoruz yeterli değil. Yani sen üniversite okurken başka ne yaptın? Yani stajların nerede? Okulda kulüpte çalıştın mı? Kulüpte etkinliklerin koordinatörü oldun mu? Ya da hani bir katkı sağladın mı? Veya sosyal sorumluluk projeleri yaptın mı? Proje yönetimine dair orada bir şeyler öğrendin mi? Hani sadece yardım etmek değil, orada bir proje yönetmek, projeyle beraber çalışmak. Çünkü şirketler de böyle. Yani bugün bir derneğe gittiğinizde nasıl bir yardım projesinde çalışırsınız beraber başkalarıyla? Bir departmanda da aslında bir proje üzerinde hep beraber bir taşı kaldırmaya çalışıyorsunuz gibi düşünün. O yüzden kişilerin sadece okullarındaki derslerini almaları, çalışkan olmak çok önemli bu arada bence. Yani çalışıp evet o dersteki teoriyi almak tabii ki önemli. Ama onun dışında ek şeyler çok katmak lazım. Bugün dediğim gibi binlerce başvuru alabiliyoruz. Yani sizin onun içine sarılmanız için farklı neleriniz var. Başaran farklı nesi var? Staj deneyimleri. Ben üniversite birden beri staj yaptım örneğin. Hani çok fazla staj yapıyor ama yani sizin hangi sektöre yöneleceğiniz, hangi departmanı istediğiniz, hani sizin için çok önemli bir şey bir kere. Sizin ne istediğinizi ortaya koymanız için çok önemli. Çok staj yapmak, farklı şirketler görmek, farklı sektörler görmek sizin zenginliğinizi de arttıran bir şey. Yani böylece insanlara daha fazla konuda fikir beyan edebilirsiniz. Sosyal sorumluluk projesi yapmak sizin proje yönetim fikirlerinizi geliştirir. Kulüplerle çalışıyor olmak hem iletişim becerilerinizi geliştirir, hem takımla beraber birlikte başarma yetkinliğinizi geliştirir. Bunlar çok önemli. Dil çok önemli. Dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek. Bugün evet çok fazla çeviri platformları var ama bugün bir toplantıya girdiğinizde o yabancı dille hakim bir şekilde sunum yapabiliyor olmanız çok önemli. Bunu şirkete geldiğinizde de bir proje sunarken, fikrinizi bir beyan ederken, eğer etrafınızda yabancı yöneticiler varsa ki bizde çok var, o yüzden dil anlamında kendinizi çok geliştirmeniz gerekiyor. İletişim becerileri önemli. Yani gerçekten heyecanınızı, tutkunuzu yansıtabiliyor musunuz karşı tarafa ve bunu nasıl yansıtıyorsunuz? Çünkü bu yine şirkette önemli olacak. Bir proje yapıyor olacaksınız. Onu üst yönetime kabul ettirmeye çalışacaksınız. Gerçekten kişileri buna dahil edebiliyor musunuz? Yönetici olduğunuzda ekibinize de bunu anlatacaksınız. İlham verebildiniz mi? O enerjiyi yansıtabildiniz mi? Bunlar çok önemli. O yüzden iletişim konusunda da kendinize adı her neyse bunun diksiyon da olur. İlham verici konuşma yapmak da olur. İşte başarılı keynote speaking yapmak da olur. Her konuda kendinizi geliştirmenizi öneririm. Süper. Çok güzel oldu. Aslında bu kısmı da kaydettiğimize çok sevindim. Bunu belki de küçük bir video klip yapıp hani sunmak lazım. Şey ikinizin verdiği öğütler 5 dakika içerisinde gerçekten hani ben de 20 küsur yıldır 24 yıldır insan kaynaklarındayım. Hani çok güzel özetledi aslında genç arkadaşlar ne yapmalı desek şu ara klibi sunabiliriz. Bu arada katılımcı arkadaşlarımızın bir kısmı biliyor ama biz bu şeyi kaydediyoruz arkadaşlar. Bir yandan da bu kayıtlara sonradan ulaşılabilecek. Hani onları da duyururuz şey taraftan katılımcılarımızla paylaşacağız. Yani gerçekten çok önemli bir program. Çok uzun süredir gidiyor. Her sene iyileştirebiliyorsunuz. 160 kişi girecek hani bu şeyle. Ben şey sorusu sormayı seviyorum Başak'ım. Elinizde bir sihirli değnek olsa hani şey olsa nereye dokundururdunuz böyle şu anda? Hani bu program da olabilir. İşte genel bir şey de olabilir. Sihirli değnek versek hani bu çerçevede nereye dokundurup ne yapmak isterdiniz? Yani tabii, her şey olabilir. Pandemi bizi dijitalleştirdi. Programı daha da dijitalleştiriyor olmak isterdim. Online assessment'ı bu sene yapmak isterdim. Fırsat olmadı. Orada bir sihirli değneğe gerek yok deyip hemen reklam gireyim. Yani sektörde evet gerçekten iyi people'lar ve tabii ki top talent'ın da katkıları var. Ben dediğim gibi iyi bir ortakla gerçekten bir dijital assessment center yapmak isterdim. Çünkü bundan sonra belli ki daha da fazla bu tip tool'ları kullanıyor olacağız. Bunun dışında biz online buluşmaları ve mentorlukları başlatıyoruz. Onlar da online gidecekler. Vaka çalışmalarımız olacak. Onlar da online gidecekler. Bu sene zaten aslında yapmak istediğimiz çoğu şeyi yapmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Dijitalleşme olurdu. Daha fazla dijitalleşme. Bunu da bu sene göreceğiz. Süper. Yani dijitalleşme en büyük öncelik. Mehmet sen nereye vururdun sihirli değneğini? Ben pandemiyi kaldırmak üzere vurdum herhalde. Güzel. Hepimiz için faydalı bir dokunuş. Yani ben de herkesin herhalde kendisini yani şey tarafından, yetenekler tarafından bakarsak eğer yani o kendini bilme olayı bence çok
önemli. Herkes için önemli. Sadece yetenekler veya hani belli yaş grubu için değil bence. O doğru tartabilme, judgment mı diyelim, o işte self kritik mi diyelim, kendini doğru görebilme. Çünkü o biraz hani hani sen işi seviyorsun da iş seni sevecek mi de bence önemli bu işlerde. Neye eğilim olduğu. Bunu herkesin yapabileceği bir araç dijital olursa olabilir. Böyle bir şey yaratmak herkesin çok işine yarardı diye düşünüyorum. Süper, süper. Çok teşekkürler. Yani çok keyifli bir sohbet oldu. 40 dakikayı devirdik ama hiç yani hissetmedim bile. Normalde işte 45 dakika hedefliyoruz. Biraz sorular ve cevaplar almaya çalışıyoruz. Aslında süreç içinde bayağı soru geldi ama şöyle bir dakika durup hani arkadaşlardan başka soru var mı projeyle ilgili Başak Hanım'a, Mehmet'e sormak isteyen diye bir iki dakika bir soralım katılımcılardan. Dediğim gibi biz bu kaydı tekrar şey yapıyoruz, sizlere paylaşabiliyoruz. Bir de anketimiz oluyor. İsterseniz bir de anketimize bakalım. Daha önce katılmış arkadaşlar biliyorlar. Burada sağ köşede anket tabinin altında göreceksiniz anket yükleniyor diye. Özellikle insan kaynakları arkadaşları bunları doldurmalarını rica edeceğim. Hani burada siz ne düşünüyorsunuz? İki tane sorumuz var. Nasıl bir program düşünüyorsunuz? Hani şeyde yakın gelecekte 6 ay içerisinde bir MT staj genç yetenek programının yapılmayı düşünülüyor mu? Yapılacaksa tamamen online mi olacak, offline mi, hibrit bir model mi olacak? Bu önemli detaylar. Hepimiz, her firma kendi içinde pandemide bunlarla boğuşuyor. En doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bu webinarların amacı da aslında işte Başak Hanım gibi, Mehmet gibi getirdiği şeyleri çok önemli şeyler, projeler başarmış kişilerden öğrenme fırsatı aslında. Bu projeler kolay yapılmıyor. Yani muazzam bir efor ve bir öğrenme fırsatı hepimiz için. Bakalım ne çıkıyor. Tamamen online diyen de var, hibrit de var. Şu an düşünmüyoruz var, düşünüyoruz, beklemedeyiz var. Evet, cevaplar geliyor. Sizin var mı Başak Hanım son bir öneriniz? Hani bu böyle bir yola çıkacak arkadaşları, staj programını düşünen, geliştirmeyi, iyileştirmeyi düşünen şeylere tavsiyeniz hızlıca. Yani yine şunu söyleyebilirim, çok emek var, sen de söyledin, ben de başta söylemiştim. O yüzden gerçekten kimlere nasıl dokunduğumuz, onlarda ne etki bıraktığımız çok çok önemli. Daha üniversite yıllarındayken yetenekli arkadaşlara ulaşıyor olmak ve bu anlamda onlara alan açmak, imkan sağlamak, bir taraftan işin sosyal sorumluluk boyutu da var dediğim gibi, onları geliştiriyor. Evet. Hem çok zevkli, eğlenceli hem de kıymetli. Dolayısıyla dediğim gibi emek de var arkasında çok fazla. Herkes için emek var. Arkadaşlarımız da zaman arıyorlar sonuçta bu programlara katılarak. Biz bir iz bırakmaya çalışıyoruz. Bugün de bir iz bırakmaya çalıştık bence herkesin aklına. O yüzden umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım herkes için de faydalı geçmiştir oturumda. Programların detayları da. Ben PeopleIZE'a ve Top Talent'a çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağladıkları için. Teşekkür ediyoruz. Umarım daha keyifli projelerde beraber başarılı şekilde imza atacağız. Bugüne kadar tüm emeklerimize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de bu projenin yani bu kadar köklü, başarılı bir şeyin parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Mehmet, senin son sözün. Aynen, şirketlerin yani yetenek kazanım süreçlerini, içeride çalışan profillerini yukarıda tutması her daim yani çok sayıda ve çok nitelikli yetenekleri aslında alabilmesi bence çok kritik, şirketlerin kaderi için kritik. Çünkü hani çok hızlı değişen bir dünya. Ve aslında hayatta kalmanın formülü de dışarıya ne kadar hızlı adapte olabildiği içerinin. Bu hızlı adapte olma yeteneği de tabii ki ne kadar hani doğru insanların içeride olduğuyla alakalı. Dolayısıyla hani bu programları gerçekten etkisini ben çok çok önemsiyorum şirketlerde. Taze kan girişi, o hızlı dönüşüme adapte olma ve hayatta kalma anlamında. Sürekli olarak tabii ki ne kadar çok şirketi dahil edebilirsek böyle programları birlikte gerçekleştirebilirsek herkes için o kadar faydalı olur. Türkiye için, ekonomi için ve yetenekler için, şirketler için. Ben de çok teşekkür ederim böyle bir hem konuşmanın parçası olduğum için hem de Mercedes ve PeopleIZE'dan iş ortağı olarak gördüğüm için böyle sizleri. Katılımcılarımıza da teşekkür ederim dinledikleri için. Çok sağ olun. Süper. Anketimiz de sonuçlandı gibi
sanırım offline'dan uzaklaşıyoruz doğal olarak. Oldukça hibrit ve online bir modele geçeceğiz. Ve çok güzel, hani daha çok firma hayata geçirmeyi planlıyor 6 ay içerisinde. Yani durmak yok. Staja, MT projelerine gençlere fırsat vermeye devam diyeyim. Bu şekilde güzel bir sloganla bitirelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Biz sizlere tek tek ulaşarak kayıtları da paylaşıyor olacağız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Güle güle.